gününde iddialı bir tatlıyla karşınızdayız. Kızlar ne yaptı çok merak ediyorum. Çok ciddi sesler duydum bugün mutfakta. Bayağı merak ediyorum bugün neler oldu. Hazırsak eğer unutma beni. Tam hayal ettiğim gibi olmuş. Çünkü çok basit bir tatlıydı bu. Bence %100 denemelisiniz. Tereyağında böyle ekmekleri kızarttılar. Sonra şerbetlediler. Çok güzel kızarmış ekmek. O tereyağın tadı harika geliyor. Yakmamış tereyağını. Şerbetini güzel çekmiş. Cevizlerini de gayet güzel, orantılı. Çok beğendim. İkinci tabağım. Kayınvalideler bugün yandı. Asla birbirinden ayırt edemezler. Çok kolay bir yemek ya, vallahi galiba hepsi yapmış. Şöyle, yedikçe bak onu ayırt edebiliyorum. Birinci tabak bundan kesinlikle daha güzel olmuş. İkinci tabak fazla erimiş, ekmeği fazla yumuşamış. Şerbetini çekmiş, cevizlerini güzel kırmış. Hatta birden daha da güzel kırmış cevizlerini. Ama ekmek özne bence. Şu an hala favorim birinci tabak. Bu ne ya? Çok güzel. Bu da güzel. Bu iki gibi. Bir tık ekmeğini fazla yumuşatmış. Onun dışında gerçekten kusursuz. Hala favorim bir ama. Son tabağım da böyleyse ben bugün bir kullanmayı reddediyorum. İsyan bayrağımı çıkarıyorum. Kime bir vereceğim o zaman? Eyvah. Son tabağım. Ben sabah kahvaltıda kızarmış ekmek yemiyorum şu an. Bir tatlı yiyorum. Hatta şerbetli bir tatlı yiyorum. Çok belliydi zaten keserken ne olduğu. Bildiğiniz sanki böyle ekmek kızartmış, üzerine ceviz koymuş. Ekmek neredeyse ıslanmamış gibi gözüküyor yani. O kadar çıtır çıtır bir ekmek olmuş ki. Ha tadı kötü mü? Değil ama bu bir tatlı. Şerbetin çekmesi gerekiyor. Bu kadar kurutmaması gerekiyor ekmeği. O yüzden en zayıf halkamı bulmuş bulunuyorum. Ama ben bunları nasıl ayırt edeceğim? Şöyle yapalım. Haftanın son günü, birinci sabah yıldızlı böyle döne 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 5 verdim. İkinci tabak ve üçüncü tabağa 4 veriyorum. Hiçbir farkı yok birbirinden. 1 vermek zorundayım. Dördüncü tabağa da 1 vereceğim. Biraz zaten problemli olduğu için çok da üzüleceğim bir durum yok ortada. 2 tane 4 kullandım. Hemen bir tanesiyle başlayalım. Kime kaç puan vermişiz? Benden ilk 4 puanı alan gelinimiz bakalım kim? Günün en güzel tabaklarından bir tanesi bu tabak. Bakalım sahibi kim? Merve. Vallahi Merve her gün güzel tabak çıkarıyor. O yüzden de biraz özgüven patlaması yaşıyor. Böyle ayakları bir yere basmıyor. İkinci 4 puan kime gitti acaba? İkinci 4 puan burada. İkisi de küçücük farklarla 5'i kaçırmış. İyi ki kaçırmışlar, yoksa ben ne yapardım bilmiyorum. 4 puan alan gelinimiz... Özlem. Şimdi günün yıldızının başına geçelim. En güzel tabağı o yapmış, en güzel şerbeti o yapmış ve çektirmiş. Bakalım bu gelinimiz Hatice mi, Eda mı? Eda mı, Hatice mi? Eda çıksın çok istiyorum bu tabağın altından. Artık bugün bir böyle bir göstermesi gerekiyor kendini. Açıyorum ve açtım. Hatice.
Allah Allah. Allah Allah. Edacığım. Yani burada olmamak için elinden geleni yapıyor gibi. Ben puanlarımı verdim, çekiliyorum köşeme. Şov başlasın mı? Çünkü kayınvalidelerin kafası çok karışacak. Şimdi sıra kayınvalidelerde.